Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Amerika'daki okullara seyahatimiz devam ediyor. Yine New York eyaletindeyiz. New York City'den biraz uzaklaşacağız. Long Island yarımadasındayız yine. Şöyle doğuya doğru gidiyoruz. 2 saat, 2,5 saatlik bir mesafedeyiz New York City'ye. Bu sefer Rose School'a gidiyoruz. Rose School 1991'de kurulmuş. Bu Amerika'nın en iyi okullarını sizlere tanıtıyoruz. Rose School da en iyi okullarından bir tanesi. Ama 1991 yılında kurulmuş yeni bir okul. Bu yeni okul nasıl en iyilerin arasına girmiş? Bunu konuşacağız. Kiminle? İse World'ün Türkiye kurucusu Sayın Gökyer Karşit'te. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hayret ettim, 1991 ama en tepedeki okullardan bir tanesi. Bu kadar kısa sürede arkasında büyük bir güç olması lazım herhalde. Amerika'da çok büyük bir kurum var. Time Warner grubu. Aslında medyada da çok güçlüdür. Bu kurumun sahipleri bu okulu kurdular. Bu okula 300 milyon dolar yatırdılar. Geçen yılda içine 80 milyon dolarlık daha bir ek yatırım yaptılar. Bu yüzden çok güçlü bir okul. Hedefi çok büyük. Hedefi çok büyük. Sadece 430 öğrenci alıyor. 450 öğrenci dolayında. 15 kişilik sınıflar. 13-15 kişi arasında, öğrenci arasında değişiyor. Sınıfların şeyi, yoğunluğu. Bir öğretmene 7 tane öğrenci düşüyor. Ne kadar güzel bir oran değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani sanki birebir ders bütün öğretim hayatı süresince. Evet, aslında bu oran sanat derslerinde daha da aşağı düşüyor. Çünkü sanat konusunda bu okul çok iddialı. Peki şunu düşünmüyorlar, ben ona hayret ediyorum. Hani biz çok iyiyiz, arkamızda büyük bir güç var, maddi güç var. Sadece 430 öğrenciyle. Yani 1000 öğrenci yapsak bunu. 3000 öğrenci yapsak yapabilirler, alabilirler. Niye böyle çok az, katı? Bunlardaki amaç aslında kar etmek değil. Yani bir kar amaç değiller. Bunlar belli bir sayıda öğrenci alıp onları en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyorlar. Çünkü o öğrenciler yetişecek, ileride bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra okullarına geri dönecekler ve okullarını yurt dışına temsil edecekler. Aslında bunu arıyorlar. Peki bunların şöyle bir düşünceleri de var mı? Sadece okula geri dönecekler, hani öğretmenlik yapacaklar değil. Yani siyasi alanda, ekonomik alanda ya da bir başka alanda dünyada hani hatırı sayılır bir yere gelip okulun adını, namını yürütmek. Yani ne bileyim hani Amerika'da üst kademeye yükselmek ya da kendi ülkesine döndüğü zaman kendi ülkesinde herhangi bir alanda en üst seviyeye çıkmak ve temsilcisi olmak okulun. Aslında sorduğun soru biraz okulculukla ilgili. Yani bizim Türkiye'de okulculuk anlamında belki biz çok hani kar etmeyi ön planda tutuyoruz. Çocuklarımız yurt dışına gitmesin, aman okulda kalsın, biz bir tane öğrenci kaybetmeyelim. Sınavlara hazırlansın, sınavlarda derece yapsın. Sınavlar zaten büyük bir problem biliyorsunuz. Bunları yapsın istiyoruz ama buradaki hedefleri aslında sizin söylediğiniz gibi. Bunlar geleceğin diplomatlarını, yani geleceğin iş adamlarını, geleceğin politikacılarını yetiştirmek istiyorlar. Ve uzun süreli hedefleri var. Yani ben okulu kurdum, 3 yıl sonra şunu yapayım, 5 yıl sonra değil. 50 yıl sonra ne yapacağını hesaplıyorlar. Burası çok önemli. Şimdi okulun şeylerini incelerken, müfredatını incelerken bir isim dikkatimi çekti. Howard Gardner. Howard Gardner daha önceki programlarımıza, Türkiye'deki Doğru Tercih programına katılan bilim insanı. Howard Gardner çoklu öğrenme teorisinin dünyadaki kurucusu. Okulun da müfredatı bu şeyin teorinin üzerine kurulu. Müfredatta çoklu öğrenme teorisini kullanıyorlar. Evet, bu aslında Amerika'da da kullanılan birkaç okuldan bir tanesi. Bir okul daha bunu kullanıyor Amerika'da. Ve dediğiniz gibi çoklu öğrenme teorisi aslında şöyle spiral şeklinde ilerleyen bir şey. Ve öğrenciyi her yönden kuşatan bir eğitim. Okulun logosuna baktığınız zaman bir spirali göreceksiniz. İşte o spiralin manası da bu. Kesinlikle. Değil mi? Evet. En küçükten başlayıp sarmalayarak bütün olarak olayı görmek, bütün unsurlarla birlikte bütünü incelemek. Tabii ve en son ulaştığınızda büyük bir vizyon sahibi oluyorsunuz ve bütün bilginiz de aslında geniş bir şekilde oluyor. Yani siz belli parçaları öğreneyim, bunların bazıları işime yaramaz değil. Burada ise sistem farklı. Siz onu tüm olarak öğreniyorsunuz. Tüm olarak öğrendiğiniz zaman da ileride de bunu her zaman kullanılabilir oluyorsunuz. Şimdi dikkat ettiğimiz bu okullara gittiğimizde herkes kimliğini demeyelim de geçmişini okulun dışında bırakıyor, kapısında bırakıyor. Çünkü sizin arkadaşınız bilmem ne kralının çocuğu. Evet. Sizin işte babanız bilmem ne bakanı o ülkedeki. Ama orada bitiyor, orada sadece öğrencisin. Ve kimse de o statüsünü oraya yansıtamıyor ve yansıtmıyor. Bu okullardaki bu işte dediğimiz onur sistemi çok önemli. Siz bu okula geldiğiniz zaman herkes eşit. Ve eşit bir şekilde siz dersler alanında
akademik ve spor alanındaki başarılarınızla aslında bir yerdesiniz. Hı-hı. Burası çok önemli. Siz aslında öğrenci lideri olmalısınız. Hedefiniz bu olmalı. Hı-hı. Siz aslında anne ve babanızın yansıttığı kişi değilsiniz. Hı-hı. Siz aslında kendinizsiniz. Bu kısmı Rose çok iyi yansıtıyor. Çünkü Rose'un en önemli hedeflerinden bir tanesi de bu holistik yaklaşımla bu geleceğin liderlerini Hı-hı. yaratmak. Şimdi burada %45 oranında burs veriyor okul. Yani neredeyse iki öğrenciden bir tanesi burslu gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Çünkü okulun birçok kaynağı var. Hı-hı. Yani burada parasal kaynak çok önemli. Geçen yıl 80 milyon dolar bunun için yatırdılar demiştim bu okula. Hı-hı. Ve bunların birçoğunu da burs için kullanabiliyorlar. Okulun aslında hani kar edeyim ve korkusu olmadığı zaman aslında o zaman eğitim başlıyor işte. Hı-hı. Burası çok önemli. Öne açılıyor o zaman. Evet. Hani daha kaliteli eğitim nasıl yapabiliriz? Başka neye önem verebiliriz? Hatta oradayken okulları ziyaret ettiğimizde sorduk. Sizin meşhur öğrencileriniz var mı? Var dediler. Peki bunları niye hani ön plana çıkartmıyorsunuz? Tanıtımlarda bilmem nelerde. Dediler ki onlar bizim sayemizde meşhur oldular. Kesinlikle. Biz onları değil de biz Kaptan Kusto'yu buraya konuşmacı olarak çağırmıştık. Onu lanse ederiz. İşte Nobel ödülü alan bilim insanını biz buraya seminere davet etmiştik. O etkinliği biz ön plana çıkartırız. Burada da eğitime bakış açıları ortaya çıkıyor değil mi? Reklam yok. Hiçbir şekilde dediğiniz gibi reklama burada ön plana çıkarmalarına gerek yok. Çünkü okul kendisini belli ediyor. Hı-hı. Yani Rose benim Amerika'da en beğendiğim okullardan bir tanesidir. Hı-hı. Okula gittiğiniz zaman okul aslında bir wellness center, yani güzellik merkezi gibidir. Her yeri çok iyi düşünülmüş ve çok iyi dizayn edilmiştir. Hı-hı. Bunu yapan mimarlar bile okul yapan mimarlardı. Yani siz gidip bir inşaat firmasına bu işi vermemişler. Hı hı. İşi okul yapmak olan insanlara vermişler. O da bu yaş grubu için en iyi şeyi dizayn etmiş. Artı burada önemli olan bir şey daha var. Rose New York'a çok yakın. Bir programları var mesela sanat. Hı hı. Sanatta New York'u kullanıyorlar. Hı hı. Müzikte New York'u kullanıyorlar. New York'un bütün gücünü arkalarına alıyorlar. Yani biz de İstanbul'dayız. Bizim okullarımız aslında İstanbul'da sanatı kullanabilirler, tarihi kullanabilirler. Ama bizim böyle programlarımız olmuyor. Aramızdaki fark aslında tam oradan başlıyor. Yani yaparak öğrenmeye, sorunu yaşayarak çözmeye çok büyük önem veriyorlar. Teori evet ama teorinin yanında çocukları izleyerek çocukların sorununu teşhis edip kendilerinin çözmesine çok büyük önem veriyorlar. Yaparak, deneyerek öğrenme. Tabii ki bu çok önemli. Yani her şeyi teoride anlattığınız zaman bir şey olmuyor. Hı hı. Bugünün gençliğine işte Generation Y diyorlar. Bunlara diyorlar ki deneyerek öğrenen gençler. Hı hı hı. Siz onu anlatıyorsunuz, sizi dinlemiyor. Hı hı. Deniyor, ondan sonra öğrenip anlıyor. Şimdi 100 tane öğretmeni var okulun. Yani 500 öğrenci, 100 tane öğretmen. Az önce 7'ye 1 oran dedim ama bu bazen 5'e 1'e kadar da düşebiliyor. Şimdi bu 100 öğretmenin 72 tanesi tam zamanlı. 25 tanesi yarı